Selamlar herkese. Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet, Kontrolmatik haberiyle karşınızdayız. Özel bir haber, önemli bir haber. Kontrolmatik haberi. Kontrolmatik'in kurumsal yönetim derecelendirme notu belli oldu arkadaşlar. Kurumsal yönetim derecelendirme notu nedir? Ne işe yarar? Nasıl yapılır? Bununla ilgili sizlere kısa bir video hazırladım. Evet arkadaşlar. Önce ya para bilgi kanalına verilen bilgilerin yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatalım. İkinci olarak da kanalımız malum küçük bir kanal. Büyütmeye çalışıyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Evet arkadaşlar, şimdi haberimize geçelim. Kontrolmatik'in kurumsal yönetim derecelendirme notu. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi'nin Kurumsal yönetim derecelendirme notu belirlendi. Biliyorsunuz bugünkü günlük hisse takibi haberimizde kontrol matiğin tavan yaptığı haberini yapmıştık. Birkaç gündür çok iyi giden bir hisse var. E, hissedarları çok iyi bir şekilde bu hisseye sahip çıkıyorlar. Peki bu hissenin yönetim yani kurumsal yönetim derecelendirme notu kaç? Ve kurumsal yönetim derecelendirme notu ne işe yarıyor? Kontrolmat Teknoloji Enerji ve Mühendisi Alanı Şirketi'nin kurumsal yönetim derece, derecelendirme notu belirlendi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na KAP yapılan açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olan olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi Saha tarafından yapılan çalışma sonucunda şirketimizin Kurumsal yönetim derecelendirme notu 9.36 %93.61 olarak belirlenmiştir ifadesi kullanıldı. Normal yıldız pazarda piyasasında borsada bir hissenin olması için arkadaşlar bunun en az 7 olması gerekiyor. 7 olması gereken bir yerde bu alınan değer gerçek manada önemlidir arkadaşlar. Yani 9.36 not önemli bir nottur. Peki kurumsal yönetim derecelendirme notu ne demek? Bir kurumsal yönetim derecelendirme notu kurumların hissedar haklarına verdikleri önemin kamuyu aydınlatma faaliyetlerinin menfaat sahipleriyle ilişkilerinin ve yönetim kurullarının genel kredibilitesi hakkında bir görüştür. Yani görüyorsunuz gerçek manada önemlidir. Niçin önemlidir? Yurt dışındaki insanlar, yatırımcılar daha çok bu kurumsal yönetim derecelendirme notuna bakıyorlar arkadaşlar yurt dışından yatırımcı alabilmesi için şirketin bunun 9'un üzerinde olması önemlidir. Ve menfaat sahiplerine yani kamu aydınlatma faaliyetlerinde bulunuyor mu bu hisse? Hissedar haklarına önem veriyor mu? Yönetim kurullarının genel kredibilitesi nasıl hakkında? Bir genel bir görüştür bu. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi ne demek? Kurumsal yönetim uyum derecelendirmesi kabul edilen kurumsal yönetim ilkeleri esas alınarak şirketlerin kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesini sorgulayan ve uygulamaları derecelendiren kuruluş tarafından belirlenen not skalasına göre not verilen niteliksel derecelendirme faaliyetidir. Yani bu özel bir sistem şirket bunu inceliyor, araştırıyor ve bunu tamamen arkadaşlar SPK'ya denetiminde bir not veriyor ve kontrol mati buradan 9.36 yani %90.61 almış. 7'nin üzerinde olması çok önemli. 9'un üzerinde olması çok çok güzel. Evet dostlar dinlediğiniz için bizi çok çok teşekkür ederiz. Tekrar hatırlatalım. Para Bilgi kanalında yayınlanan haberler yatırım tavsiyesi taşımaz. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olursanız biz mutlu edersiniz. Bize destek olmak istiyorsanız da lütfen yüzlü rakamlarla kanalımıza katılarak aylık olarak bize de destek olabilirsiniz. Hepinize bol bol kazançlar.